Antalya'nın tek televizyonu kanal ve ekranlarında sanatın kalbinin attığı tek özel program Sanat 30 dakikadan herkese merhabalar. Doğuştan el becerilerine sahip, yeteneğini sanatın her yönüne taşımış, üretmiş ve ürettikleriyle mutlu olmuş güzel bir sanatçıyla beraberiz. Gamze Aktan kimdir? Ben her zaman söylüyorum aslında kendim yerimde nerede mutlu hissediyorsam oradayım. Dünyalıyım diyorum. Bazen zaman zaman gülüyorlar tabii dünyalıyım diye. Çünkü uyandığım yerde nerede mutluysam oralıyım. Antalya'yı da o yüzden çok seviyorum. Yaklaşık 13 senedir Antalya'dayım. Bundan önceki zamanlarda hayatımda çok farklı yerlerde bulundum tabii. Bunlar da bana birçok birikim getirdi. Öğrenimimi herkes tabii merak ediyor. Nasıl yaptın, nerede yaptın diye. Sorulardan bir tanesi bu oluyor genellikle. Aslında ben iktisat mezunuyum. Sayısalcıyım. Ama bununla ilgili hiçbir iş yapmadım. Her zaman hayatımda önemsediğim şey sanat olmuştu. İçimde böyle bir ateş vardı, istek vardı. Çünkü çocukluğumdan beri ilgim çoktu. Herkes işte oyun oynarken sokakta ben elimde ya örgü örerdim ya bir şeyler çizerdim. Onlarla uğraşırdım. Bu benim bütün ilkokul, ortaokul, lise hayatım boyunca hep iç içe olduğum bir dönem oldu. Lisedeyken bile bu biyoloji laboratuvarlarında bilirsiniz işte çizimler vardır, amigdaller vardır, vesaireler vardır. Onları ben çizerdim. Bir afiş olurdu, onları çizerdim. O zamanlar böyle teknoloji yoktu, baskılar yoktu. Hep bunlara karşı ilgim vardı ve değişik malzemeleri birbirleriyle birleştirmeyi çok severdim. Tabii iktisat okudum dediğim gibi ama bununla ilgili herhangi bir şey yapmadım. Sonrasında yıllar sonra ben dedim bununla ilgili bir öğrenim eğitim almam lazım deyip çok böyle radikal bir karar aldım. Yurt dışına gittim, İrlanda'ya gittim. Dublin'de aldım bu güzel sanatlar eğitimini. Tabii oradaki insanların kültürümüzle olan farklılığı da vardı. Görüş olarak da çok farklılık vardı. Bana çok şey kattı. Vizyon olarak da çok şey kattı. Tabii o aralıkta dünyada da birkaç ülke gittim, gördüm, gezdim. İşte İtalya'da gittiğimde Venedik Festivali'nde maskeleri gördüm. Maskelerden etkilendim. Yani hayatımda böyle hep bir şeyler bir şeyleri etkilemiştir, tetiklemiştir. İçimizde, ruhumuzda hani olan bir şey var. Feyz alırız, ilham alırız. Birleştirmeye çalışırız, hayatımızın içerisine koymaya çalışırız çok seversek. Bunlarla ilgili neler yapabilirim diye düşündüm. Tabii maskeler hayatımda hep gördüğüm, ilgimi çeken şeyler olmuştu. Ki ilk çağlara kadar dayanan bir şey vardır, tarihi vardır. İlk çağlarda duvar resimlerinde görmüşüzdür. İşte tiyatrolarda bir takım işte anlatılamayan karakterleri yansıtmak amaçlı kullanılmıştır. Hastalıklardan korunmak için yapılmıştır. Salgın hastalıklardan korunmak için. Yani çok çeşitli hayatımızın içerisinde yıllarca yer almıştır. Tabii ben bunları nasıl birleştireceğim, ne yapacağım diye düşünürken aklıma şey geldi. Severim ben kimyala, işte fizikle, bilimle uğraşmayı çok severim. Okurum bunlarla ilgili şeyleri de. Yani ne kadar hani resim, boyalarla ilgilensek de bu kısımda çok ayrı bir ilgim var. Onlarla ilgilenirken ilgimi çeken en çok da sevdiğim şeylerden bir tanesi de periyodik elementler tablosudur. Hatta bu yıl 150. yılı kutlanıyor. Benim de ona denk gelen bir projem var. Periyodik elementler tablosunun içerisinde 98 tane element var. 20 tanesi de laboratuvar ortamında bulunan element ama ben onları çalışmayacağım. Şimdi bu elementler tablosunun içerisindeki her elementin bir maskesini yapıyorum. Yani bildiğimiz ne var? Gümüş var. Gümüş ve telkariden oluşuyor. Bunun da hikayesi var. Bunu da anlatacağım size. Demek ki yıllar öncesinden bir takım tohumlar atılmış ki hani bugünlerde bunlar gelebilmesi için derim. Yani kelebek etkisiyle ilgili bir görüşüm de var. Ona da değineceğim. Bakır vardır, biliriz ama nerede ne şekilde kullandığımızı çok da bilmeyiz işte yani. Bakır ustaları vardır gibi. Kalsiyumu biliriz deriz işte kemikler için iyidir deriz ama ben bunu işte midye kabuklarının üzerine koydum. Şu ana kadar yaklaşık 45'e yakın maske oluştu.
Bunlarla ilgili tabii hala daha okuyorum. Bunların tasarımlarını yapıyorum. Uzun soluklu bir proje tabii. Gerçekleşecek, bir yıl kadar sürerse diyorum iyi olacak inşallah. Onu gerçekleştireceğim. İrlanda'nın başkenti Dublin'de resim eğitimi aldı. Türkiye'ye dönüşte Coşkun Aral ile tanıştı. TRT1'de yayınlanan Haberci Türkiye Renkleri programında sanat yönetmenliği yaptı. Kelebek etkisine çok inanıyorum. Yani bilmem bilir misiniz, dünyanın bir ucundaki kelebek kanatlarını çırptığında diğer tarafta fırtınalar olurmuş. Ve hayatımızda vermiş olduğumuz bir karar gelecekteki olabilecek yönümüzü de değiştirebiliyor. Yıllar önce Tayfun Talipoğlu'nu da dinlemeye gideceğim. Kar, kış, soğuk, tamam dedim. Yani yola koyuldum. Çıktım, taksi durağına gideceğim. Araçlarda ortalıkta yok tabii çok soğuk olduğu için. Bir baktım yanında bir araç durdu. Dedi nereye gidiyorsunuz dedi ki çocukla soğuk. Dedim Tayfun Talipoğlu'nu dinlemeye gidiyorum dedim. Arkadan kapı açıldı. Bir baktım Tayfun Talipoğlu. Beni mi dinlemeye geliyorsunuz dedi. Evet dedim. O zaman dedi sizi de götürelim beraber dedi. Beraber atladık. Üniversiteye gittik. Konuşmasını yaptı, dinledim. Tabii ben çok seviyorum, etkileniyorum. Ne kadar işte böyle değerli insanlar varsa onları dinlemek, onlardan bir şeyler öğrenmek de çok güzel bir şey. Rahmetle de anıyorum kendisini aynı zamanda. Konuşması bitti, öğrenciler sorular sordu. Sonra kendisi sordu bizlere. Dedi, bugün dedi olmak istediğiniz yerde misiniz? Bugün gerçekten hani burada mı olmak istiyorsunuz? Derken hani mekan olarak da değil, bulunduğumuz yer olarak değil anlamında. Herkes bir şeyler söyledi. Ben de dedim bir şey söylemek istiyorum. Dedim gelecekte dedim burada olmayacağım. Yani bu ilde olmayacağım anlamında demiyorum dedim. Ben sanatla uğraşacağım. Resimler yapacağım, bir takım şeyler yapacağım. Sanata dair bir şeyleri bırakmak istiyorum. Bununla ilgili düşüncelerim var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda çocuklarım var dedim. Ama bu olmayacak dedim. Yıllar sonra ben İrlanda'dan döndüm. Çalışmalar yapıyorum, hazırlıklar yapıyorum, sergi yapmak istiyorum. Türkiye'de de ilk sergim olacak. Çok da heyecanlıyım tabii. Yani o kadar duayen var, bu kadar sanatçı var. Yani yaptığım resimlerle nasıl eleştirilirim, nasıl görünürüm bir yandan onların da endişesini taşıyorum. Ama bende böyle bir cesaret vardı yani. Bir yerden başlayayım. Yani bin adımdan birini atayım ki bir yere ulaşabilelim değil mi? Sergiyi hazırlandık, yaptık. İşte açılış zamanında geldi, gitti. İşte insanlar giriyor, çıkıyor derken kapıdan içeriye Coşkun Aral, Ara Güler ve Tayfun Talipoğlu girdi yıllar sonra. Tabii onu görünce çok heyecanlandım. İnanılmaz bir şey. Kalbim böyle yerinden çıkacak gibi. Kendisini tabii oturdular, baktılar. Coşkun Bey şey dedi, bu resimleri kimler yapıyor, kim yapıyor dedi. Tanımak istiyorum. İşte gittim yanına. Ben yapıyorum dedim. Biraz dedi heyecanlı, renkli vesaire. Tabii dedim, sizi gördüm daha çok heyecanlandım dedim. Sizin gibi ustaları görmek karşınızda dedim. Sonra Tayfun Bey'e döndüm. Dedim, hatırlar mısınız? Tabii hatırlamanız çok zor dedim. Yıllar önce birçok insanla karşılaşıyorsunuz dedim. Ben dedim, bir hikaye anlatmak istiyorum size dedim. Hatırlar mısınız dedim, yıllar önce bir bayanı dedim, soğuk bir günde dedim, yoldan almıştınız dedim. İli de söyledim, bugünkü şartları da anlattım kendisi. Aa evet dedi, hatırladım dedi. Siz dedi o bayansınız. Evet dedim, işte hani iki çocukla gelmiştim, almıştınız. Evet dedi. Ben dedim o gün size dedim, orada olmayacağımı söylemiştim dedim. Sormuştunuz ya bir sorunuz vardı dedim. Evet dedi, işte dedim, bugün dedim. Sanata dair bir şeyler yapıyorum dedim. İstediğim bir şeye dedim, ulaşabilmek için dedim, çalışıyorum dedim. Bunun için uğraşıyorum dedim. Tabii o da çok etkilendi. Coşkun Bey de çok etkilendi. İşte burada kelebek etkisine inanıyorum. O gün orada ben onu yaşamasaydım, Tayfun Bey'le o gün o diyaloğu yaşamasaydık, Coşkun Aral bana bir teklifte bulundu çünkü. Yani Haberci Türkiye Renkleri'nin benimle çalışır mısın, bizimle çalışır mısın, bizim sanat yönetmenimiz olur musun dedi. Tabii ben çok büyük heyecan duydum. Yani bu da bunun etkisini gösteriyor. Onunla çalışmalarımız birçok ilde birçok değişik proje gerçekleştirdik. Aklımda kafamda olanları yapabildim. İşte bunlardan bir tanesi İtalya'da gördüğüm Madonnari yere resim yapma sanatıydı. Madonnari'de
yerlere resimler, Büyükabad'da resimler yapılıyor. Bu resimler tabii İtalya'da kendilerinin kültürlerine göre yapılan bir şey. Kilisedeki Madonna, yani Madonna'nın kendi Meryem ismini verdikleri yer resim yaparken geleneksel bir hale dönüşüyor ve yıllar içerisinde festivallere dönüşüyor. Ben de Coşkun Bey'e kendisine böyle bir şey yapmak istediğimi söyledim. Türkiye'de 7 ilde gerçekleştirdik. Biz de bunun adına Taştan Tuvaller dedik. Yer resim yapma sanatını yaptık. Sonrasında hani aklımda benim maskeler var ya, maskelerle ne yapabilirim diye düşünürken aklıma, biz bu kadar ile gidiyoruz, Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Her ilin bir yüzü olsun. Bunu da nasıl yapayım? Mesela Maraş'a gittik. Maraş'ın sim dokuma işleri çok ünlü olduğu için onu maskeye uyarladım. İğneada'ya gittik, orada çok cikcik vardı, onları maskeye uyarladım. Kütahya'ya gittik, Kütahya porselenini yapmaya başladık. Mardin'in yüzünü yapalım dedik. Tabii burada da işte telkari maske burada çıkıyor. Çünkü Mardin telkarisiyle meşhur ve oranın ustalarından Sufi Hindiyerli ile birlikte yaptık bunu. Çok uzun bir süreç. Tamamı gümüştür, tamamı da el emeği. İnsan yüzünden alınma bir kalıpla yaptık. Şöyle de bir görüntüsü var tabii ki. Çok enteresan. Bu da şu andaki elementlerle ilgili periyodik tablodaki gümüşü temsil ediyor. Yıllar öncesinden işte başladığım, demek ki projenin adımları buradan başlamış diyebilirim. Yöresel Yüzleri projesiyle gittikleri her ilin yöresel ürününü göz önüne alarak maskeler yaptı. Tabii sürekli hani maskelerle ilgili çalıştığım için etrafta ne var ne yok topluyorum. Geçmişten kalan koleksiyonlarda yer alan paraları topladım mesela. Bu paralar nikel elementi. Onlarla ilgili maskeyi oluşturdum. Tabii kenarda köşede böyle gittiğim yerlerde koleksiyonlarda toplamışlar vesaire olan olursa da onları da alıyorum. Çünkü her birinin bir elementin karşılığı var. Onlar da aslında şimdi güzel bir koleksiyon olmaya başladı maskelerde. Çok farklı figürler var. İki tane kalıbım var aslında. Hepsinin de farklı farklı karakterleri var. Yani önemli olan zaten benim burada onların anlamını yükleyebilmem. Hani baktıklarında evet burada sodyumu anlatabilmiş, evet bu tuz olabilmiş ya da hani ben karbonu böyle bilmiyordum ama evet bakın bunun da zararı ya da faydası varmış diye insanlarda da bu bilinç oluşacak. Benim en çok önemsediğim elementlerden bir tanesi de bor elementi oldu. Dünyadaki rezervlerin %70'i şu anda Türkiye'de. Ve bunu da Türk halkı olarak, Türk hani ekonomisi olarak işlediğimiz zaman çok ciddi bir zenginliğe sahibiz. Hani umuyorum ki yani bu daha çok üretilir ve daha çok hani dünyaya da ulaşır ve bizim ekonomimiz de bu yönde biraz daha gelişebilir, iyileşebilir diye düşünüyorum. Bununla da ilgili bir yazısı olacak hepsinin yanında. Tabii maskelerin hikayelerinin olduğu gibi resimlerimin de hikayeleri var. Bunların içerisinde benim tabii hayatımda yaşadığım iniş çıkışlar var, gördüklerim var, etkilendiklerim var, yaşam var. Bunların içerisindeki her şeyde ben varım. Hepsi konuşuyor. Yani içeriye girdiğim zaman ben onlarla konuşuyorum. Nasılsın diyorum, bugün keyfiniz nasıl diyorum. Yani güneşli diyorum, bakmayın siz de güneş alıyorsunuz ya da hava kötü. Hepsinin bir ruhu var. Bunlar hepsi benim. Hani yazarlar yazıyorlar, bir karakter ortaya koyuyorlar. Tiyatrolarda da böyle bir baş karakter vardır. Hani burada ben baş karakterim demek değil de bu baş karakterin de sunmuş olduğu birçok karakterler vardır oyunun içerisinde. Hepimizin de zaten içimizde farklı farklı zaman zaman değiştirdiğimiz günlük çeşitliliklerimiz var. Maskeler de böyle, resimlerim de böyle. Resimlerimdeki tekniğim biraz farklıdır. Tabii bu zaman içerisinde kendiliğinden gelişerek devam etti. Tabii klasik çalışmaları ben de yaptım. Karanlık resimleri hiç sevmiyorum. Eğitimin çok da sanat alanında etkili olduğunu düşünmüyorum. Öldürdüğünü düşünüyorum. Yani şu bakış açısıyla bakmak gerekirse küçük çocukların yaratıcılığı çok daha fazla. Zamanla ne yapıyoruz? İşte bunun nasıl yapılacağı ya da bunun nasıl olacağı konusunda birçok teknik bilgi yüklüyoruz çocuklarımıza. Yani bu sadece sanat alanında değil.
eğitim aldıkları her konuda bir takım kalıplar içerisine koyarak yapıyoruz. Oysa ki hiçbir şeyin yazılı kuralı yok. Yani bugün Picasso'nun da ya da Rembrandt'ın da bu kitaplara girmesinin sebebi bir kitaptan alınarak bunun devamlılığını getirdiklerinden değil. Onlar da bir akımya görüş ortaya koydular. Bir felsefe, bir görüş ortaya koydular. Bizim onlardan feyiz almamız gerekirken çocuklarımıza ya da yetişen kesime bunların bu şekilde olmasıyla ilgili baskılar kurmamamız gerektiğine inanıyorum. Daha serbest bırakmamız gerekiyor. Bırakalım, pembe bir gökyüzü yapmak istiyorsa pembe bir gökyüzü yapsın. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Renk körü olan bir insan nasıl resim çizebilir? Renklerin tanımını bilmiyor. Ama biz renkleri sürekli olması gereken yerlerdeymiş gibi kullanmamız gerektiği söyleniyor. Ben resimlerimde direkt olması gerektiği gibi özgün, nasıl hissediyorsam o şekilde kullandım. Tabii ki o klasik eğitimden gelirken bunları öldürmemek adına da kendim böyle diyordum. Yani çok uzaklaştım, ben değilim. Hani kendimizde vardır ya, bir şey yaparız. Evet yaptım, güzel oldu ama bu ben değilim diye deriz. Ya da bir hareket ya da bir konuşma yaparken de aynı şeylerle yaşayabiliyoruz. Resimlerde de kendimi nasıl hissediyorsam onları kullanıyorum. Tekniğimdeki farklılık da odur. Yağlı boya çalışıyorum. Yağlı boyada dokular var. Bu dokuların üzerinde kıvrımlar var. Bu kıvrımları nasıl yapıyorsun diyorlar. Baskı mı diyorlar. Hani bir şeyle mi basıyorsun? Kumaş mı? Altındaki nedir? Aslında bu teknik var olan bir teknik. Çok kullanılmıyor. Bilinmiyor diyelim. Polimer, kil teknikleri ve eğitim tasarımlarıyla birçok videolar hazırladı. İrlanda, İstanbul, Çek Cumhuriyeti ve Antalya'da kişisel sergiler açtı. Son olarak 2017 Ağustos ayında annesiyle birlikte Antalya Müzesi'nde Annem ve Ben sergisiyle hayallerini gerçekleştirdi. Bir de farklı bir malzeme olan polimer kilde çalışmalarım var. Bu ev fırınında pişen bir hamur, 130 derecede pişiyor. Bununla yaptığım çalışmalarım, işte kolyelerim var, masanın içerisindeki kolyeler var, küsükler var. Bu malzeme yaklaşık 50-60 yıldır Türkiye'de. Bunun aslında öncesi var, dünyada daha uzun süredir kullanılan bir malzeme. Çok ilgimi çekmişti çünkü bunların üzerine boyayla çalışmıyorsunuz. Yani hamurun içerisinde çalışırken İtalya'da yine görmüş olduğum bir teknik vardı. Murano Odası'nda Millefiori tekniği denilen küçük cam çubukları iç içe birbirine getirerek desenler oluşturuluyor. Bu desenleri de ateşle beraber yaptıklarında çok güzel işte desenler, motifler çıkıyordu. Bu da bu malzemede buna çok yakın bir malzeme. Sadece bunları teknik olarak o tekniği bunların üzerine uyguladım. Uygularken de bunu getiren firma, distribütör firma, bunlarla ilgili dedi neler yapılabilir, ne yaparız, nasıl olur, çeşitlilikleriyle ilgili de video çekimleri yapalım. Bunları da ben yaklaşık 11 sene önce nasıl yapabiliriz diye videolarını yaptım. Bunlarla ilgili açıklayıcı çalışmaları da YouTube'a koydum. 11 yıldır hala orada o videolarım. Birçok polimer kil severler oradan izlerler. Bununla ilgili sıkıntılar olduğunda ya da hani sorulur ya pişirdim, kırıldı, olmadı vesaire birlikte tecrübelerimi paylaştığım bir çalışma alanı diyeyim. Çok da severek yapıyorum. Bunlarla ilgili yaptığım maskeler de var. Yani her şeyi kullanıyorum bu konuda. Haberci Bilgi Otobüsü ile birçok il ve ilçeyi gezerek Madonnari, yere resim yapma sanatı etkinliğini binlerce sanatseverlerle buluşturup gerçekleştirdi. Bir de sanatla ilgili yaşamımızdaki insanların bakış açısı var. Zaman zaman küstüğüm oldu. Sizi bilmiyorlar, sizi görmüyorlar. Neden burada işte kapalı kalıyorsunuz diyenler oldu. Varken 8 sene kadar orada atölyem vardı. Çalışmalarımı orada sürdürüyordum. Gelen giden yine bir şekilde irtibat kuruyorduk. Sonra bir ara küstüm. Neden küstüm? Şöyle, nasıl benim üstümde duayenler varsa, sanatı gerçek anlamda yapan, çalışan, okuyan, felsefesiyle,
anlatımıyla, akımlarıyla yapan insanlar varsa ben kendime sanatçı diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Onlar kadar okumam, onlar kadar çalışmam lazım. Evet, benim de yaptığım maskeler olsun, resimler olsun, arkada bir sürü kırık var. Bir sürü dökük var. Çok çalıştım. Çok bozdum. Çok kendimi geliştirmek için okudum, araştırıyorum. Tıpkı elementlerdeki gibi ben kimyayı öğrenmeye başladım yani. Bunları okurken de kendime bir şeyler katıyorum. İşte sanatçının burada bir duayen olabilmesi için kendisini geliştirmesi gerekiyor. Karşımıza insanlar çıkıyor, sanatçıyım diyor, ressamım diyor, işte ben de yapıyorum diyor. Bu ben de yapıyorum olayına geldiğimiz zaman ben duruyorum orada. Hepimiz bir şeyler yapalım. Hobide yapalım, bisikletle sürelim, çamurda yapalım, tiyatroda yapalım ama bunların gerçek anlamda kendisini yetiştirmeye ve geliştirmeye başlamış olan yapan insanlara karşı, hocalarımıza karşı saygıyı istiyorum ben. Saygı yapar, saygıyı verirken de saygı alabiliyoruz çünkü.